Bugün çok farklı bir konseptle karşınızda olacağım. Nerede? Zymus'ta. Evet, bugün ağır misafirlerimiz var. Abi nasılsın? Ağır olan sen hafifsin. Evet. Ağır olan orada. Kuzu gerdanımız, kuzudan tandırımız, ekşili köfte. Bir yerden baktılar ağır çıkıyor, bir de bıraktılar. Bana acını ver, hayat tadında olsun. Evet hanımefendiye bir şiir yazdık, iki mısralık. Efendim. Ortada durmuşum orada. Gerdanın üzerine şiir yazılır diyor. Söz kendilerinde. Evet canlar, herkese selamünaleyküm. Bismillah dedik, başladık. Bugün çok farklı bir konseptle karşınızda olacağım. Nerede? Zaim Usta. Benim için İzmir'in en iyi et tokatlarından biri olan Zaim Usta'da bugün Ali Usta'yla bir gün geçirme yapacağız. Ali abi gerçekten benim için çok önemli bir insan. Hem bu sektöre başlarken hem de yemek sektöründe kendisine gerçekten çok ama çok fazla güveniyorum. Ondan da bugün bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Bugün kendime özel de şöyle bir önlük yaptırdım. Artık ben de sadece yeme, içme ve video çekme işi değil, artık yapma olayına da geçeceğim. Ve bunu Bismillah deyip Ali abiyle başlatmak istedik. Bu serinin ismi ne olsun? Ben de şu an bulmadım. Neyse, serinin ismini siz bulun. Bu şekilde bugün Zaim Usta'da Ali Usta'yla bir gün geçirme diyelim. Ve haydi başlayalım. Ben Dalia, ne oldu? Evet. Nasılsın? Bir keşkek deneyeceğim var. Kızı Dalia, başlayalım. Dalia merhaba de. Merhaba de. Evet, bugün ağır misafirlerimiz var. Abim nasılsın? Sağ ol Mehmet, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ağır olan sen hafifsin. Evet. Ağır olan orada. Ağır olan burada Ali. Ağır misafirimiz. Maşallah, rızı alırız. Bir de hafif misafirimiz. Mehmet bugün bizimle çalışmak istiyor. Evet. Performansını, kondisyonunu arttırmak için spor salonuna değil bize geldi. Takipte kalın. Hoş geldin. Abi bugün benimle çalışacak mısın? Mehmet bugün evet. Senin kondisyonunu arttırmamız lazım. Niye cumartesiyle başladık? Cumartesi yoğunluk bir anda gelmiyor. Evet. Hafif hafif yükseliyor. Tamam. Kondisyonu da böyle yokuş anlamında yavaş yavaş yükselteceğiz. Tamam evet, sabah hem daha erken uyanmanı sağlayacak. Gerçi bugün yine 11.30'da uyandım. Daha doğrusu 11.30'da geldim. Dolayısıyla anca 11 çeyrekte uyanmışımdır. Hemen geldim. Evet doğru. Biraz daha erken. Şimdi abi tezgahta neler var? Kuzu gerdanımız, kuzudan tandırımız, ekşili köfte, kuzu haşlama incikten, tereyağlı kavurmamız var dana etinden, lokum gibidir. Bu su tamamen etin kendi suyudur. Biraz kavuruyoruz, ondan sonra kendi haline bırakıyoruz. Tamamen kendi suyunu salıyor. Çok iyi. Acılı güvecimiz var. Meşhurdur. 10 tepsi yapıyoruz kendisinden. Yetmediği günlerde oluyor. Kekikli kavurma. Gel babam. Gel kuzum. Gel, gel babam. Kuru fasulyemiz var. Namı diğer helva diyoruz. Soruyorlar niye helva diye. Yemeleri lazım anlamaları için. Patlıcan kebabımız. Yine dana etinden tane tane pilav yapıyoruz. Böyle geliyoruz, devam ediyoruz. Ankara tavamız var burada. Abi tezgah sadece giderken ben yoruldum ya. Mehmet daha işte kondisyonu o yüzden artacak. Kuzu gerdandan yumuşacık bir et, acılı güvecin devamı, karnıyarık, Arnavut ciğeri, dananın en yakışıklı hali. Atom kokoreçten diğer sarmalarımız. Burada keşkekli kuzu incik yapıyoruz. Keşkeğin içinde de kuzu eti var, üstünde de kuzu eti kullanıyoruz. Bir de portakallı soğan yahnimiz var. Her şeyimiz çok güzel. Bu yemeklerin haricinde yedek yemeklerimiz de var. Dileyen herkesi saat 3'ten önce yemeğe bekliyoruz. 3'ten sonra pek çeşit kalmıyor. Yemek de bitebiliyor, o yüzden böyle belirtiyorum. Ali abi yemekleri sayarken benim peki. Bir tane vereyim. Bayağı hayran kaldım şu an. Evet. De. Tek sade dönerim var. Bir de tandır ver. Dışarıdayız. Neyin var? Al bu tandır senin olsun. Bu da dışarıdaki masanın olsun. Çetin Bey üçün yanında. Üçün yanında üç tane çocuğu var. Bir tane sade döneri var. Ali abinin ellerine odaklanın. Evet. Başka efendim? Takibi nasıl yapıyorsun abi? Şimdi tabakları dolduruyorsun aynı zamanda ama bayağı hani takip etmesi zor ya. Evet zor değil, bu işler kolay. Allah niye kolay ya? Benim bedava. Ücret alsalar biz kullanmazdık. Dolayısıyla bedava elimden çıkan her yemeği hafızaya atıyorum. Kullandıkça da beyin açılıyor. Bir acılı vereyim. Doğru abi. Hoş geldiniz. Bir acılı vereyim Çetin abici. İşkembe salı cuma efendim. Bu acılı güveç efendim, meşhur olan. Ali abi bir tane ben de doldurabilir miyim sonra? Ama ölçüsünü sana ayarla. Gel yavrum. Yani sen doldur ayarlar. Ben sana bekle diyeceğim. Tamam. Gir. Tamam. Ben yerim. Tamam. Ama kaşığı öyle tutmamalısın. Nasıl tutmam lazım? Kaşığı abi? Böyle. Tamam. Ortadan. Kaşık sana değil, sen kaşığa hükmedeceksin. Tamam. Şöyle sen aldım. Sağlam. Tamam. Kaldırıyorsun.
Daldırıyorsun. Bekleyin efendim, yemeğiniz çıkacak. Çok acıktınız farkındayım ama arkadaşım biraz daha. Doldur Mehmet. Kaba yerlerde. Kaba yerlerde. Şöyle. Dolu yerlerde. Tamam. Doldur. Korkma. Çok acı oldu hala abi. Çok acı oldu. Ne yapacaksın? Hemen tık. Etleri biberleri düşüreceksin, eti bağlayacaksın. Şu an böyle bir porsiyon. Bravo. Süpersin. Bol biberli isteyen var mı? Benim tandır. Keşiğin öteki yerden. Neyi başaramadın? Tandır. Eşi. Bir tandır. Mehmet bir tandır çıkar yani. Bir ciğer sarma ver. Hadi abi, porsiyonu sen söyle. Devam et. Kaba yerden alayım mı böyle? Doldur. Tamam. Oh, süper, yeterli. Yeterli. Patatesini suyundan bağla. Suyundan koyayım mı abi? Koy tabii, patatesini de bağla Mehmet. Ne kadar patates abi? Eline sağlık. He? Olur mu babam, zor ya? Çok kolay babacığım. Bak. Abi porsiyonu öyle çalışın. Bana ihtiyaç kalmadı Mehmet, gel. Abi ben size soracağım. Bir tandır daha alayım. Kaçta başlıyorsun? Mehmet, ondan arkadaşlara söyleyeyim. 4:20'de uyanıyorum. 4:20'de sabah? Evet. Mehmet'i almaya gidiyorum. 5'te işbaşı yapıyoruz. Maşallah. 5 geçe ocaklar yanıyor, bismillah diyoruz. Vallahi helal. Maşallah. Her gün bu tempo var değil mi abi, pazar hariç? Pazar dinleniyor. Aynen. Haftanın 6 günü aynı tempoda. Maşallah abi. Pazar günü açmıyor. Hem personel dinleniyor, hem biz dinleniyoruz. Hem de dükkan dinleniyor. Doğru. Vallahi bravo. Zaten şu an dükkanda büyütüyoruz orta tarafı değil mi abi? Böyle. Büyüktü zaten. Üst katı mutfağı büyütüyoruz açıkçası. Hani bizim amacımız orada çayı büyütmek değil. Yukarıdaki tuvaletleri aşağıya alıyoruz. Hani hem aşağıyı rahatlatıyoruz, müşteri yukarı çıkmıyor. Hem de mutfağı büyütüyoruz. Çok yetişemiyoruz. Çok orada iyi. Biraz bulaşıkhane ile WC'ler yan yanaydı. Evet. Potansiyel yüksek olunca şey anlamında yetişemiyoruz. Maşallah abi. Yani kargaşa oluyor. Müşterinin görmemesi gereken bulaşıkhaneyi görmemesi lazım. Yemeğe geliyorsa o arkadaki hengameyi hissetmemesi lazım. Evet. Bu şekilde müşteriye geçiyordu. Geçmemesi için hem bulaşıkhaneyi hem mutfağı büyütüyoruz. Aşağıda da vecereleri alıyoruz. Müşteriler yukarı çıkarken zorlanmasın. Merdivenden yemek taşıyoruz. Yağ dökülebiliyor. Doğru. Ayakları kaymasın. Abi yakalamışken şunu da sorayım. Herkes diyor ki bu yemeklerin hepsi bitiyor mu? Bunu bitirmeyin reklamını yapmıyoruz. Bu bizim için bir şey değil. Evet. Bu gördüğünüz yemekleri bir o kadar daha var ama bunu paylaşmak bizim hoşumuza gitmiyor. Bitiyor bitmiyor mu? Saat 3'te gelip kendileri karar versinler. Ben yine de bir şey söylemiyorum. Maşallah. Bir acılı. Ali abi. Tabak dışına bak, tabak dışına. 1,5 porsiyon yapayım tabii efendim. Teşekkürler. Bir buçuk porsiyonu bu ölçüde ayarladı Ali abi. Şu an 1,5 adı öldü. Ali abi eli gerçekten terazi gibi maşallah. Videoda gördüğünüz zaman insanlar bana şey diyor. Yani az gibi. Abi sana da sorayım. Videoda insanlar porsiyonu az gibi görüyor ama ben burada tamam, çok hakim olduğum için biliyorum. Orada öyle geliyor ama minimum bunda çiğden 250 gram et var. Fazlası var, aşağısı yok. Hayır. Bir de mesela niye tabakla ölçtüm? Tabağa döktüğüm zaman aşağı yukarı aynı ölçüyü alıyorlar yemek olarak. Evet. Gözüme çok gelip olmuş dememek için üstüne bir daha ölçerek veriyorum. Doğru. Yani eksik gitmesin. Maşallah. Bir kaşık kaldı hemen. Hanımefendiye çatal kaşık servisi ilave edin. Doldurmak istiyormuş boş kalmamak için. Hadi küçük hanım, bugün başladığı işe malzemesini eksik tutmayın. Hanımefendi ikinci gelişi, gerdan yedim diyor, kestirmeli kuzu istiyorum diyor. Yok dedim, bugün çıkarmadım. Gerdanın üzerine şiir yazılır diyor. Söz kendilerinde. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Beğendiyseniz ne mutlu bize. Bizi en çok mutlu eden yanı bu. Yemeklerin bitmesi veya güzel olması değil, sizden geri dönüşler bizim için çok önemli. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Bir gerdanım var. Evet, benim ben de. Mehmet buyur. Evet. Al yavrum. Al sana bir de kaşık. Tamam. Doldur bakalım. Bir de kemiğini al diyor müşteri. Kemiğini alamam abi de. Eleman ihtiyacımız var. Abi ters koydum. Suyundan da koyayım mı? Ver yavrum, ver. Ben sormuyorum müşteriye. Tamam. Görüyorsun, izliyorsun o kadar. Tamam. Ömrün geçti. Bir tandır vereyim. Tamam, yerden birini de kaldı. Yerden baktılar ağır çıkıyor, bir de bıraktılar. Ali abi etkilenmesinler size. Hayır lütfen. Ben buradayken çözerim. Bağlarım hepsini Mehmet. Sen hiç merak etme. Arayı kapatırım. Evet. Bana yine bir gerdan evet, ver. Gerdan. Aha. Gerçekten göründüğü gibi değil bu iş. Hem yap hem doldur. Vallahi helal olsun. Maşallah. Evet hanımefendiye bir şiir yazdık. İki mısralık. Efendim.
Bana acele ver, hayat tadında olsun. Bak bu gerdanın bir porsiyonu. Çiğden 500-600 gram çok rahat geliyor. Abi bu haşlama değil mi? Evet, bu kuzu incik haşlama. Kuzu incik haşlama. Daha doğrusu incik değil, bu badiga diye geçer. İncik de bu bir bütündür. Kuzu koldan çıkıyorlar. Onu ikiye bölüyoruz. Maşallah. Evet. İnciği keşkek yapıyoruz. Kapama yapıyoruz. Değişik değişik kullanıyoruz bunları. Bu inciğe göre daha lezzetlidir. Biraz daha yağlıdır. Daha güzeldir eti. Yumuşacıktır bak. Müthiş. 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 Abi bu kaç kilo bu ya? Ya ağır ya. Çarp işte oğlum. En aşağı 15-20 kilo var. Var. Haşlama geldi herhalde. Haşlama ver Mehmet. Bağla bir haşlama. Hemen abi. Gerdanmış peki. Gerdanmış peki. Olsun. Uyuma. Kulaklar hep açık. Her yeri duyman lazım Mehmet. İlave bir istek var mı? Etkilenme. Burada yemekleri doldururken abi aynı zamanda takip ediyorsun değil mi içeriği? Kulaklarım açık Mehmet her zaman. Yani böyle yemeğin yiyesi çıksa kulaktan çık yakalarım. Yakalıyor. Evet, dikkat et, takip et. Çalışırken arkadan bir anons geldi mi hemen gerçekleşir. Evet. Tereyağlı kavurma. Bir tereyağlı bir acılı. Hay hay. Hoş geldiniz. Tereyağlı kavurma, içli köfte, gerdan, haşlama, acılı güveç. Bir acılı ver. Bir ciğer sarma ver. Mehmet ver bir haşlama. Bir tane et kullan. Bir patates, bir havuç Mehmet. Üstelik iki pilav vereyim abi. Aferin Mehmet. Doldur doldur doldur. Kepçeyi ortadan tut. Kepçe sana hükmetmesin. Sen ona hükmet. Aferin Mehmet. Aferin Mehmet. Aferin. Evet, sınıf atlatacağım sana Mehmet. Birinci sınıftan ikiye geçeceksin. Direkt ikiye bağlayacağım seni. İkiden başlayacağım. Doğru mu? Ver suyunu ver Mehmet. Ne yapacağız o suyu biz? Aferin. 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 Bravo Mehmet. Böyle bir şey olamaz. Abi, bir acılı daha vereyim efendim. Bırakma, korkma. 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 Bir şey yok. Korkma. Yanlış bir şey yaparım diye korkuyorum. Hayır Mehmet ya, yanlış ne yapacağım? Ben buradayım ya. Allah'ın izniyle. Ben yanındaysam korkma Mehmet. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. Hiç korkma. Şimdi birinci ders bitti. Birinci ders tabaklama. Adım adım ilerliyorsun. Beklediğimden daha hızlısın. Teşekkür ederim. Güzel. İkinci ders tabak. O nasıl abi? Çok basit. Parmaklar. Allah. Yapabilir miyim ben böyle? Üçüncü dersimiz bu. Böyle şu tabağa göster tabağı abi. Buyurun buyurun. Evet. Bravo. Evet. Bravo böyle. Bu. Sordu müşteri bu ne diye. Tabağı yeni aldık, beğendiniz mi? Halbuki bu, söyle yemeğini alabilir miyim dedi. Her şeyden tasarruf edin. Evet, siparişinizi alayım der. Göster tabağı abi. Göster abi, göster. Etkilen. Kaldır. Hiçbir şey yapamadın böyle. Hiçbir şey yapamadın. Tutamadın tabağı. Hükmedemedin tabağı. Hoş geldiniz. Böyle, yeni aldık. Mehmet'i değil, tabağı yeni aldık. Gerdan ver. Mehmet ver mi gerdan abiye? Bir pilav bağla yanına. Neyi çeviriyorsun değil mi? Değil mi? Çevirmeme gerek yok. Niye değil mi? Niye çeviriyorsun ya? Ya Allah, bismillah. Sen onu kolay çevirir, ben de kolay çeviririm zaten. Mutfağın birinci kuralı. Parmakta yüzük olmayacak. Aa. Elde bilezik olmayacak. Öyle mi abi? Çıkar bakalım. Ver yemeği geri al yine. Tabii olmaz. Yüzükle ne işi var mutfakta? Köfte yoğuruyoruz, yemek yapıyoruz. Onlar hep pislik tutar. Saat? Saatte sıkıntı yok. Mutfakta takamazsın zaten. Tezgah çıkarken serbest. Tamam. Öyle zincir mincir falan filan. Onlar goy goycu iş. Burada bizde hareket çok. Doğru. Akşama kadar beklersen takarsın yüzü. Önce iş. Doğru. Önce ekmek, sonra görsel sanatlar. Hikaye onda. Sağ bir rüzgar. Hoş geldiniz abi. Bir kekikli. Hay hay. Nerede benim kaşıklarım? Acılı ver. Mehmet ver bir acılı yavrum. Acılı verdim abi. Ben kekikliyi çıkarayım. Sen acılıyı çıkar Mehmet. Ben porsiyonunu kontrol edeceğim. Aferin. Kaba tarafından. Daldır kepçeyi. Korkma. Bir tane daha bağla. Bağla bağla bağla. Ortaya. Tabağın hep ortasına. Süper. Süper. Çok güzel. Tabağın hep ortasına çalışıyor. Tamam abi. Bizim nerede? Şekilde. Şu şekilde bak. Evet abi. Doldurduk. Ortasına. Ortaya. Hem tabak daha temiz kalıyor. Gerçi... Artık abi göz kararı oluşuyor değil mi artık? Tabii. Yani benim de çok temiz çalıştığım söylenemez ama. Tereyağlı rica kavurma. Ekşili köfte, haşlama, kuzu gerdanı.
Birazcık. Mehmet boşalt bu tepsiyi. Gerdanın tabağı çıkarmıyor. Kazan tepsi. Fazlalık kalmasın evimizde. Köşe. Yani geldin efendim. Ver bir gerdan. Merhaba abi. Geldi abi. Bırak Mehmet versin pilavı. Tamam yapayım. Helal ya, bayağı çalışma hoşuma gitti ya burası. Bağımlılık yapıyor. Buraya herkes giremez. Önemli bir yer. Tabağı çekiyor. Tamam. Belki montaj yapsın. Tabağı 200 geri. Sen kaynatıyı yapar abi. Sen kim yapacak? Dalya çek. Hadi dalya çek. Mehmet 11'de kalkıyorsun, geç geliyorsun. Sonra tezgahlar da alıyorsun. Tamam. Şimdi nereye aldın? Aşağıya. Getirdiğin yere geliyorsun. Bu yemeğin adı gerdan. Kuzu gerdan. Evet. Çiğden 550 gram geliyor. Bir de ötü de yetiştiriyoruz. Hadi şöyle bırakayım mı? En zor yere gidiyorum. Öyle mi? Kolay değil burada çalışmak. Tamam. En kötü en aşağıya bak. Soğan yani buraya alayım. Ben alayım. Sıcak mı? Yok yok. Sıcak ya. Yedin ya. Yedin az önce. Oradan durmuşum abi. Bravo. Elim yandı ya. Vallahi elim yandı. Bir tane gelen çalmışsan. Birer bir gerdan. Adacılı. Nerede gerdan tabağım? Nerede benim kevgirim? Kevgirim nerede benim? Ya Allah, bismillah diyoruz. Görüyor musun? Efendim şimdi Ali abi dedik biraz siz dinlenin, çok yoruldunuz. Bir tane şöyle döner söyledik kendimize. Şöyle pilav üstüne adacılı söyledik. Bilginiz olsun. Bir tane de cacık söyledik. Hemen lütfen şöyle müsaadenizle tadına bakacağım ben de. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu an bugün cumartesi saat 1.30 falan. Tezgah neredeyse bütün yemekleri bitmek üzere. Çok büyük bir emek var burada. İnanılmaz saygı duyulacak bir şey yapıyor burada Ali abi. Hem yemekleri kendisi yapıyor yardımcılarıyla beraber. Hem de burada dağıtımda yani kepçe olayında. Maşallah gerçekten. Ben haftada dediğim gibi bir kere gelmeye çalışıyorum buraya. Hem yemek yiyip hem çekim yapmaya. Ama gerçekten kolay bir şey değil. Şöyle bismillah deyip tadına bakmak istiyorum. Acılının. Et o kadar yumuşak ki. Çok ya. Dişleri olmayan amcalar bile rahatlıkla bunu yer yani. Pilav tane tane. Burada gelip mutlaka acılı yemelisiniz. Biz daha birkaç tane mekana gideceğimiz için, bir de biraz da çalışacağımız için bizi kesmesin diye az söyledik. Ama gerçekten çok güzel. Bir de dönerin tadına bakalım. Şöyle, bak yaklaş lütfen. Dönerin sana rengini göstereyim. Zaten dönerin ne olduğunu anla. Görüyorsun böyle. Bismillah diyelim. Abi müthiş ya. Vallahi müthiş. Hemen. Cenab-ı hoş geldin. Ortadan tuttum. Koydum. Evet bağla. Bravo. Nasıl abi? Aldın. Kepçenin ucuyla. Az acılı ver bir tane. Az acılı geldi abi. Az acılı ver. Ver Mehmet yarım acını alayım. Çorba kalmadı efendim. Küçük pilav. Az acılı doğru mu? Süpersin. Doğru mu? Süpersin. Suyundan bağla. Küçük pilav üstüne döner. Canan abim hemen. Bağla çobanı. Bir daha acılı. Biraz daha ilave edelim olur. Olur efendim. Oh ne istiyoruz? Bir daha bağlıyoruz. Hoş geldiniz. Süper. Korkma. Bu. Bir şey yok. Al bağla. Eli bağırıyor ya ondan yakalıyor. Bir çoban kavurma ver. Bir çoban daha ver.
İlginç olur. Efendim siz de çoban kavurma mı istiyorsunuz? İlk defa mı geldiniz? Başka bir şey yiyin, birbirinizden tatmış olun. Sadece fikir. Ekşili köfte ver çoban. Bal ayarım 9 tane. Hoş geldiniz. Baba geldi efendim. Üç tane koydum herhalde. Kaç tane? 9 tane. Ya süper tümleme. Nasıl tuttun aklında rakamı? Saydım abi, baktım onu. Vallahi bravo. Bir çoban, acı sever miyiz? Acı vereyim. Çok güzeldir. Giderken bana dua edeceksiniz. O da güzel de birbirinizden tadın diye söylüyorum. Hepsini bir seferde tatmış olun. Yanındaki çoban kavurma efendim. Normalde müdahale etmem Mehmet ama sadece yeni gelenlere fikir sunmak anlamında, yoksa karışmam normalde. Evet. Ama hepsi birbirinden tadarsa hepsini tatmış olur. Bir tane çoban kavurma. Gezgin çoban. Geldi, yaptı, gitti. Çobanı bağla. Mehmet biraz yılı çıkar. Bana çoban ver. Bir çoban ver, bir pilav ver. Gezgin çoban. Çoban ver abi, aynı yere bak. Süpersin, süpersin. Bağla, aferin Mehmet. Bir tane çoban kavurma çıkar Mehmet. Aferin, biraz daha kaşığı uzun. Aa, bravo, yakaladın. Yakaladın, süper, süper. Yeterli, suyunu bağla. Süper, aa işte bu ya, işte bu. Ben önlüğü çıkarıyorum. Uzakta aramayın beni. Yedeği uzakta aramayın. Yakındayım. Çocuk yoğurdu Ali abinin yediği tezgahta. Yedek tezgahta. Bir hafta tatile çıkabilirim. Buldum. Biraz hızlandırılmış tur yapmamız lazım. Bir gerdan. Çok hızlı verin onu. Bakın süper. Elleri yansa bile etkilenmez. Bağla ekşiliği. Bağla bağla. Ahmet hayatın, hayat sana güzel Ahmet. Bağla yavrum. Bağla bağla. Aferin. Aferin. Tek seferde sayabiliyor musun? Süper. Ekşili hazır. Çoban. Bir de pilav bağla. Çoban kavurma ver bir tane. Bir de pilav bağla yanına. Korkma. Korkma. Yeni korkak alıştırma. Bağla. Bir tane daha bağla çoban. Buyur ustam. Şefim bir tane daha bağla. Kekikli kavurma efendim. Benimki kekikli oldu. Kekikli oldu. Kekikli oldu çoban. Tamam. Böyle aldım. Geldim. Kulaklar hep açık. Her hamleye hazır olmalısın. 15 porsiyon. Yok yani. Ali abi. Evet. Ali abi kekikli porsiyon. Süpersin. Evet, tek seferde işte bu ya. Mehmet gel yavrum, saat 3'e kadar yanındasın. 150 lira yövmiye. Söyledim, yakaladım. Yaptım. Teşekkürler, ayaklarınıza sağlık. Dalia ne haber? Saatimiz 3. Evet, saatimiz 3. Tezgahı şöyle gösterelim. Tezgahtan kalan bunlar. Hamdolsun aşağı yukarı her gün böyleyiz. Gelenden, yiyenden, selam gönderenden, selam getirenden hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Abi bir şey söyleyeceğim. Sevim. Gerçekten seninle burada çalışmak hem yorucu hem keyifli. İşlerin sonuna doğru ben bayağı yapmaya başladım. Mehmet yani bu şey, bu sevmekle alakalı ya. İşe kendini verdim mi gidiyor yani bir şekilde. Ben anamın karnında öğrenmedim bu işi. Bu işi ben 7 senedir yapıyorum. Çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Vallahi abi yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Eline ayağına sağlık Mehmet. Gezgin Çoban YouTube kanalında Ali abimle Zaymus'la bir gün geçirme dedik. Çok da güzel oldu. Yüreğine sağlık. Neredeyiz? Gezgin Çoban'dayız. Hep geziyoruz. Yok abi.